Aman tanrım! Nasıl kaçar? Ama taktiklerimiz işe yaramış arkadaşlar. Atakları daha rahat, onun ataklarını savuşturabiliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi adam avantajını her zaman bize... Rakip takım ve niye gidiyor? Selamlar sevgili arkadaşlar, ben Erdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e-futbol serisinde ligimize başladık. Devam ediyoruz. İlk maçı kaybettik. Olsun, yanımızda Alperen var. Alperen, bu arada hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. İlk maçı kesinlikle bir kaldı izleyebilir. Erdem abi ezici bir skorla yendim. Skoru söylemiyoruz. Spoiler oldu. Spoiler vermeyelim. Spoiler vermeyelim de. Hadi hadi be. Direkt ilk ataktan gol bulsaydık iyiydi. Abi oraya niye... Hayırlı olsun arkadaşlar, ligimize evet. Başlamış bulunmaktayız. Ligimize başladık bu arada arkadaşlar. Onunla ilgili bilgiler de vereceğim şimdi size. Arkadaşlar ligimizde şu şekilde oluyor. Mesela örnek veriyorum. Konuşamadım. Konuşabilirsin, tamam. Ya abi. Yetişemedim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ligimizde uzatmalara kadar kazanan kişi... Ya abi oraya atmadım ki ya. Ya enteresan pas seri. Abi bitiremedim. Sen kasesi bilerek mi çektin oraya? Sen kasesi bilerek çektin oraya. Evet, sen bilerek mi çektin kasesi? Evet. Allah belamı versin, oraya gitti. Ben hep oraya atarım bilerek. Sen beni çözmüşsün, oha. Yok daha dur kardeşim ya. Sen var ya. Bütün taktikleri çalışmışsın, gelmişsin. Belli oluyor, baksana arkadaşlar izin vermiyor rakibimiz. Bu arada yani şöyle söyleyeyim. İlk 90 dakikada kazanan 3 puan. Uzatmada kazanırsak gene 3 puan alıyoruz. Ama penaltılarda kazanan 1 puan alıyor. Çünkü penaltılar birazcık hani şey gibi. Ligimiz o şekilde ilerleyecek. Ve kazanan 500 TL'lik bir ödülün sahibi olacak diyelim. Kupada vesaire de düzenleyeceğiz. Alperen'in kanalında rövanşları gelecek bu arada söyleyeyim. Webcam'li videolar da gelmeye başladı arkadaşlar. Abi enteresan ya. İnzaghi atıyor. İnzaghi attı. 1-0 oldu o. Çok kötü. Çok boşluk. Rakip takım 3-3-4 oynuyor. 3-3-4 oynuyor aslında. Ona göre bir... Ha, yapma Messi, senden böyle atalar beklemezdim ben. Evet, şurada bir boşluk var. Artık kameralı videolar da gelmeye başladı. Hem benim kanalımda, evet. Erdem abinin kanalında. Ve gol. Topu ağlarda sayın seyirciler. Haaland hemen cezayı kesiyor. Taraftara doğru koşuyor. Ve Oğuz hareketini yapıyor. Yıkın oğlum. Bu kadar basit. Maç 1-1 oldu. Ligimize geri dönüyoruz. Galatasaray taraftarları ayakta. İlk maçı kaybedebilir. Sorun değil. Önemli olan 3 puan. O 3 puanı bir farklı da olsa, iki farklı da olsa 3 puan almamız. Onların stadına gömeceğiz onu. Sorun yok. Başlıyoruz. Daha bunlar fragman arkadaşlar. Ligimiz çok iyi geçecek. Onu söyleyeyim öncelikle. Rakip takımımız iyi. Evet. Kaşık havadan vursaydı hemen sustar da. Abi enteresan. O hava toplarını da almıyor. Evet. Erling Haaland duyuyorsunuz. Şey, bu arada Erdem abinin stadının adı Ali Samiyen. Evet, Ali Samiyen. Ali Samiyen. Benim de İnönü. Evet, onu da hatırlattın, iyi oldu. Instagram hesabı koyacağız arkadaşlar. Puanlar Instagram hesabından hani hızlı şekilde öğrenmek istiyorsanız Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın derken. Ha, e-futbol, aynen öyle. Onu da iyi hatırlattın. Ben konuşamadım. Yani şimdi Instagram hesabı kuracağız. Bu Instagram hesabında şöyle söyleyeyim. Nasıl olacak derseniz. Mesela ligin puan durumu paylaşılacak. Kim kaç puanda, nasıl gidiyor. Orayı da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Orada da etkinliklerimiz olacak. Tabii şu an değil. Daha yeni başladığımız için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Puan durumu yine YouTube'da yayınlanacak. Ama haftamız son günü yayınlanacak puan durumu. Benim kanalda da, Erdem abinin kanalda puan Messi. Büyük ihtimalle Erdem abinin Erdem abi de yayınlanır puan durumu. Çünkü ligin son maçı, yani şöyle söyleyeyim, haftanın son maçı Erdem abinin kanalda çekileceğinden dolayı Erdem abinin kanalında, belki benim kanalda olabilir, bilemiyoruz. Yani haftada bir kere puan durumunu söyleyeceğiz biz size. Her gün takip etmek istiyorsanız Instagram'ı yani aktif bir şekilde kullanacağız. Oradan belirteceğiz arkadaşlar. Evet. Instagram'dan mutlaka gelecek arkadaşlar. Alperen'in bu değerli açıklamaları için teşekkür ederim. Hemen cezayı kesiyorum Alperen'e. Evet değerli Alperen. Değerli açıklamaya da ceza kesilmez ya. Kardeş bizde öyle, bizde. Ah be, geçmedi o pas.
Sen bunlara çalışmışsın. Güzel bak, o orta sahayı düşünemiyorum onu. Benim orta sahan iyiydi. Artık ben orta sahayı daha iyileştirdim. Evet benim... Ama görüyor musun? Valdez nereden geliyor bak. Adam adama, adam adama. Bizler şey adam adama. Adam adamaysa bu da sana geliyoruz. Sesimi duyuyorsan bırakma. Ah bu da sana doğru olsun. Sesimi duyuyor musun? Bırakma, sakın bırakma. Bak bırakma. Sesimi duyuyorsan bırakma. İnanılmaz bir gol kaçtı sayın seyirciler. İyi geleceğiz. Dur, sesimi duyuyorsan bırakma. Bırakma, sakın. Ya ben onu atmadım ki. Abi nasıl? İçeri aldı topu. Enteresan. Haaland'a karşılık çok sert vurdum orada. Hiçbir şey yapamadım. Ya abi içeri aldı kaleci ya. Arkadaşlar yoruma yazın. İçeri almadı mı ya? Bu arada arkadaşlar ligi sizce kim kazanır? Yorumlarda bekliyorum. Şu an 2-1 oldu ya. Bunu özellikle soruyorum. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Alalım ya onu. Abi pas atmadım ya. Niye öyle oldu? Dur. Benim hatam. Alalım onu. İnzaghi'ye. Haaland koşar diye var ya, Haaland'a attım. Uzaktan vursam gol olmayacağını biliyordum. İyi geldi, iyi geldi. Durdurmamız lazım onu. Durduramadık. Gitti. Yedik. Güzel. Bir de topun sana kalması da enteresan oluyor. Yaptık hocam orada Messi'ye hocam, aferin hocam. Hocam her şey tut tut tut, yeter artık ya. Kaç oldu bu ya? Daha bir oldu ama olsun. Jimenez. Yapma, hata yaptık orada. He's in plenty of space here. He is through here. Well read. Enteresan ya. Ha. Arka tarafa attım ya ama geçmedi. Koşar diye yaptım da. Haca gider mi top? Abi ne yapıyorsun ya? Ben yanlış bir tuşa mı basıyorum ya? Ben anlamadım ki. Ya bu taş tuş ayarları. Ben ayarlamıştım. Gene mi bozuldu bilmiyorum ki. Oyundan çık gir yapınca bozuyor mu oyunu? Ben anlamadım ki. Kardeşim ne bitiriyorsun ya? Kere 2-1. Rakip takıma anti bir taktik bulmamız lazım. Çünkü rakibimiz bize, bakalım hemen. Şimdi abi biz bir kere bu dizilişi değiştirmemiz lazım. Rakibe nasıl gidebiliriz daha iyi olarak? Şunla bence gideriz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben Foot Erdem abinin antisi yaptım. Yani benle bir başka biri kapışsa beni mahveder. 8-9 gol yerim ben. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hazırlık maçlarında bilirsiniz. Bir tane adam vardı Erdem abide. Kimdi o? Axel Witsel. Fark ettiyseniz şu an Axel Witsel'e ben hiçbir türlü şey yapmıyorum. Niye? O adamı bir tane adam tutuyor sadece. O bir tane adam Axel Witsel'in hep önünde. Bak fark ettiyseniz Axel Witsel'in ayağına top bile gelmedi Erdem abi. Bunu sen de fark ettiysen. Evet ben çünkü de ben full. Çünkü ben Axel Witsel'i hep önde baskılı tutuyorum o adamı. Ona hiç top gelmiyor mesela. Axel Witsel'i çözdük oradan. Tamam Axel Witsel'i çözdüysen başka birisi çıkacak. Bir dakika ya, bana sağ bek lazım bir tane. Sürem de bitti. Sağ bekim 66 canı kaldı. İnanılmaz. Hemen B'ye bas. Ben de bir dakika ayarlattım sana. Evet ayarla. İşte bu süre olayı hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Abi bırak millet ayarlasın gönlünce ya. Sağ bek de yok. Allah kahretsin. Sağ bek almadım. Aslında ben de değişiklik yapsam mı? Şimdi sen değişiklik yaptığın için. Ben de bir değişikliğe gideyim ya o zaman. Erdem abi yaptıysa. Git git bir şey olmaz ya. Ne olacak? Yani biz de bir Nico Williams'ı alalım mesela. Messi çok kötü oynadı. Sonlara doğru sanki iyi gibiydi ama evet, fayda ben... etmedi. Şimdi arkadaşlar rakip bize çok önde bastığı için bu şekilde bir anti denemeyi düşünüyorum. Bakalım işe yarayacak maçta. Ben devam et diyorum. Seni beklemedeyim. Ben de devam et dedim. Ben de devam et dedim. Değişikliğimizi yaptık. Zaten direkt oyun içinde fark edeceksindir. Hadi bakalım. Ha, demek ki işe yarayacak demek ki. Taktik şimdiden tutmaya başladı sayın seyirciler. İlk atakta, ilk atakta sayın seyirciler. Demek ki. Demek ki neymiş? İlk atakta sorun yok.
Abi olay bu ya. Tutlu herhalde. Tutar tabii kardeşim, tutar. Ay tesisler gitti. Sorun yok, tutacak abicim, tutacak. Çok önde basıyor ama sorun yok. Hukusay gördük orada da yetişemez ki. Selviseyi sen geriye çekmişsin sanki. Ya adamı oyarlar oğlum. Evet sayın seyirciler geliyoruz. Aman tanrım. Nasıl kaçar? Ama taktiklerimiz işe yaramış arkadaşlar. Atakları daha rahat. Onun ataklarını savuşturabiliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Adam avantajını her zaman bize... Rakip takım ve niye gidiyor? Rakip takım bana bakarak mı yapacak bu sefer? Sana nasıl bakabiliyorum ayarlarına? Göremiyorsun herhalde. Şöyle ben bir tane değişiklik yapacağım sadece. Bir adam değişikliği. O da şu adamı... yanlış yaptık bir dakika. Şu adamı şuraya koyacağız. Rakip takımın oyun planını göremiyor muyuz? Yani nereden görüyorduk? Buradan bir yerden görüyorduk. Kondisyon ayarlarını. Rakip bilgisi sol altta. He rakip bilgisi. Heh gördüm. Tamamdır. Rakip bilgimiz tamam, bu şekilde. Hazırım. Adam üçlü 3-1. Adam ön tarafta çok baskı yapıyor. Onu antisi de bu. Çünkü ön tarafı, arka tarafı bu şekilde tutup ön tarafı da haşlama taktiği denilen bir taktiği kullanıyorum arkadaşlar. Hadi 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 abi, hadi abi bekleme böyle, yapmayalım. Şunu da ileriye aldık. Tamam evet arkadaşlar ben değişikliği yaptım. Madem Nico Williams geriye geldi. Orta tarafta biz biraz yumuşadık. Biz de orta tarafı güçlendirdik. Rakitic'i aldık ve Rakitic'i ileriye doğru bir sürdük. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? Aldık. Yok abi. Adi de geçemedik burada. İşe yaramaz. Evet Rakitic. Girer girmez oyuna güzel bir şey yaptı. Orada şimdi Martin. Bekletmeden vuruyor. Oy, çok iyi şuttu bu arada. İnanılmaz bir şuttu. Bayağı sorun iyi. Yok adamın. Adam sağlak mı solak mı onu da bilmiyor. Selvitsel evet. Rakitic'i değiştirince tabi Selvitsel boşta kaldı yani Rakitic oyuna girdi. Axel Witsel önlem almışlar. Evet. Axel Witsel önlem almışlar. Axel Witsel önlem alırsa. Evet rakibimiz. Hadi be. Rakibimizi şaşırtmamız lazım. Evet. Abi hadi be. Biliyorum faul değil. Kaydın. Güzel kaydın da ben pas veremedim. Enteresan bir maç oluyor sayın seyirciler. Taş bizim. Hadi başlıyoruz. Skoru kurmamız yeterli. Skoru kurmamız yeterli. Bakalım. Güzel diyor rakibiniz. Ama şurada bir pas yerim. Şuna vereyim. Hedri hata yaptı. Geriye çekti orada. Ben direkt vurmuştum. Abi sen şu şeyleri çok güzel yapıyorsun işte. Neyleri? Topu, topu ayağında tutmayı. Boş bıraktık. Güzel. Aman tanrım ya. Bomboş kaleye atamıyor ya. Ya ben daha ne yapayım ya? Abi ama taktik tuttu arkadaşlar. Sorun yok. Taktik tuttu aynen. Şu an üstünlük bende ya o yüzden. Çünkü nereden anlıyorsun? Paslarım geçmeye başladı. Daha demin hiçbir atak. Hop. Güzel. Zaten offside'deydi. Ha köşelere açıyor ki adamları. Orayı açmamam lazım. Martin vuruyor. Dönen top. Aman vuramadı. Çok kanatlardan geliyor köşelerden. Niye bıraktı onu? Bilmiyorum ben bu şeye basmıyorum herhalde. Şimdi burada gördük. Bakın 1 2 yanlış yaptım. Şuta bastım yanlışlıkla. V'ye basacaktım. Ya kardeşim ya. Olmuyor, olmuyor. Bir de şu, bunu gösteriyor, izletiyor ya ben anlamadım yani. Ne varsa bunda. Bunları izletiyor aynen. Şut ya o yüzdendir. Pedri alır onu. Abi şut Martin da. Martin verir onu. Giriliş. Giriliş geçemedi orada. Aldık onu, alamadık onu. Bir de maçları aldık. Daha tempolu, cadde oynuyorlar arkadaşlar. Çünkü evet. Her maçın önemi var. Erdem abi ilk maç yenildiği için ekstra bir daha önemli oynamaya başladı. Dakika 75 kardeşim. Sana değişikliği sonradan yaptık ama. Martin vuruyoruz direkt. Abi bunlara izin vermememiz lazım.
Played it again. And the keeper beats it away. Çok hadi abi, hızlı çıkmamız lazım. Offense is the best form of defense. Al oğlum, kay oğlum, güzel. Abi ne yaptı orada benim oyuncu ya? Sen bir şey yapma, ne yaptı biliyor musun? Benim bir tane oyuncum seninkini omuz attı, omuz atınca senin adam topu ayağında maçtı, sonra ben de diğer adamla baskı. Yo ben bak yine yaptım aynı hareketi. Ya ben yapıyorum. Hadi be. Bak gene yaptım bak. Niye? Dur bakalım. Yaptım bak. Ya beni oyalama kardeşim beni. Beni oyalayıp dakika 80 hop aldım. Yapma. Puh senin gibi hakeme ya. Bakalım. Bir adımla ya, bir adımla insaf ya. Artık offside kuralı değişiyor FIFA'nın bu arada. Aynen. Biliyorsun değil mi? Onu gördüm. Aynen o. O bence çok iyi olmuş. Artık offside tak. Gol izleriz. Ya tabii ki de bence de ya. Yanlış yaptık. Hak servisi atmamıştık. Adamın önüne attım. Hop al onu. Riski toplar. Yanlışlıkla yaptım bu arada. İsteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadım ama işe yaradı. Koşsana oğlum be Pedri. Ben koşacaksın diye ileri atmıştım topu. Hayır son anda. Dokunsa var ya gol. Vallahi dokunsa goldü. Çok güzel geçti orada. Martin ne yapıyorsun Martin? Şimdiye. Geç oğlum o top geçmedi. Bitir ocağı hoca. Hayır ya son atak ya. 2-1. 2-1. İkinci maçı da kaybediyoruz. 6 puan geride başlıyoruz. Ligin ilk 2 haftası çok önemli arkadaşlar. Nasıl başlarsa öyle gider diyoruz. Düşünemiyorum lan mağlup bir şekilde kaybetmek. İmkansız da o. Onun stadında kazanmaya gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bugün kaybetmiş olabiliriz ama yarın kazanacağız. Bunu bilin. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.